olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Hadi kalk artık, okula geç kalacaksın. Her gün aynı şey, pes vallahi bu çocuk. Aa, tamam kalktım. Ya ne okulu ya? Televizyonun düğmesine basıyorsun, okul zaten sana geliyor. Bugün derse ben de girebilir miyim? Öğretmenin kızar mı? Pes yani anne. Tamam tamam gir. Ha bir şart da çay isterim. Getirdim zaten ben. Sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün arz talep yasasında rasyonellik ilkesini işleyeceğiz. Klasik teori bireylerin rasyonellik ilkesine uygun davrandıkları düşüncesinden yola çıkar. Şuna bak ya, nasıl dikkatli dinliyor. Sanki bir şey anlıyorsun. Bu Nevin öğretmen benim anlayacağım şeyler de söylüyor. Çok akıllı bir kadın. Dersimize geçmeden önce belirtmeliyim ki bu eğitim tarzı bana hiç de uygun gelmiyor. Bak başladı. Eğitimde esas olan öğretmen ve öğrencilerin yakın olmalarıdır. Aslında her gencin en temel hakkı olan eğitimi herkese veremeyen sistem bu şekilde açık öğretim aldatmacası yaratmıştır. Doğru vallahi, ağzına sağlık kızım. Öğrenci bir bilgiyi sorular sorarak karşılıklı diyalog içinde en doğru şekilde alır. İsteyen herkese eğitim veremeyen sistem bu yolla sözde yüksek okul mezunları yaratmaktadır. Alo, ben müsteşar. He, sabah sabah uykum kaçtı. Bu televizyondaki açık öğretimdeki kadın neler diyor böyle? Derhal müdahale edin. Böylece eğitimde eşitlik ilkesi de yara almaktadır. Öğretmen hanım. Efendim? Ders bitti. Nasıl yani? Yani sizin ders alma saatiniz geldi. Ne demek oluyor bu şimdi? Yani sürüldünüz. Ha? Neden ama? Sebep ne? Ne oluyor ya? Bak ben biliyordum başına bir şey geleceğini. Sürüldü kadıncağız. Bir takım nedenlerden dolayı bu dersimiz boş geçecek sevgili öğrenciler. İsteyen bahçeye çıkıp top oynayabilir. Allah kahretsin ya, iyi bir öğretmendi. Konyalı kız, ray 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 ram, tam tam. Aa, bak bak. Nevin öğretmen değil mi şu? Aa, vallahi o. Kadını yurttan sesler konusuna sürmüşler. Arkadaşlar, bir mala olan talep arzı da belirler. Yapma ya, yine sürecekler. Ve ayrıca sistemdeki aksaklıkları açıklamaya sistemin tahammülü hiçbir zaman yoktur. Ve olmamıştır da. Vah vah, götürdüler. Nereye sürdüler acaba? Leopar gizemli bir hayvandır. Gücü ve sinsiliği benekleri kadar efsanevidir. Yalnız huyları hakkında az bilgi vardır ve çok nadiren filme alınıyor. Sessizce uzun otların arasından süzülüyor. Leopar tek başına avlanır. Kendinden sorumlu, gözden uzak kalmayı tercih eden gizli bir hayvan. Leopar. Hayda, hayvanlar alemi belgeselini sürmüşler hocayı. Güçlünün zayıfa hakim olduğu bu vahşi ortamın bir benzeri de bizim ülkemizdeki sistemde yaşanmaktadır. Vah vah! Allah vere de kaplan falan yemesen evin öğretmeni. Dişi leoparlar yavruları doğmadan çok önce eşleri tarafından terk ediliyorlar. Sevgili öğrenciler, şunu da belirtmek istiyorum. Yürü. Ah. Çok geç. Kaplanlar yedi bile. Yine sürüldü. Dün de meydana gelen artçı şoklar vatandaşta tedirginlik yarattı. Pes vallahi. Sonunda susturdular Nevin hocayı. Yani o bize aslında bir şeyler anlatıyordur ama biz anlamıyoruz ki. Sayın seyirciler, Düzce depreminin ardından yapılan yardımlar hala sürüyor. Ben anladım. Yok ya, ne diyor? Artık siz konuşun diyor. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, 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 olacak.